Şimdi bu sivil toplum kuruluşları, sağlık meslek örgütleri, diğer meslek örgütleri, belediyeler, yerel yönetimler, örneğin siz bir sağlık meslek örgütü olarak merkezden oranın yönetilemeyeceğini anlayıp bir merkez olarak oraya yakın Adana'yı seçtiğinizi söylediniz. Doğru anladım, değil mi? Evet. Dolayısıyla o bölgesel durumun önemini siz fark ettiniz ve buna göre bir düzenleme yaptınız. Peki bu iktidar nasıl bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş olmalı ki? Biz sizinle o kadar çok yayın yaptık ki COVID döneminde nasıl yönetilemediği, nasıl salgının değil algının yönetildiği şeklinde şimdi de bir büyük bir depremle karşı karşıyayız. Ve bu depremde de aynı durumu iktidarla ilgili maalesef dejavu şeklinde yaşıyoruz. Biz her yere yetiştik, her şeyi yaptık derken sadece AFAD üzerinden hiçbir yere yetişmenin yani her yere yetişmenin mümkün olmadığı çok açıklıkla ortaya çıktı sanırım. Hem sizin anlattığınız sağlık hizmetleri açısından ama hem de binalarda o yıkıntılarda, göçüklerde ulaşılamayan hala binlerce insanın olması bize bunları gösteriyor. Dolayısıyla yerelleşme, o yerelin kendi inisiyatifiyle hareketi ne kadar önemli? Neden bu iktidar mesela sizin gibi sağlık meslek örgütleriyle iletişime geçmiyor? Neden TMOB gibi sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle iletişime geçerek bu afeti hakikaten hani oldu, evet, buna hiç kimsenin gücü yetmiyor, deprem bu. Ama bunun öncesinde önlem alınmadığı gibi bunun sonrasındaki yönetim açısından da bir halk sağlığını tehdit durumuna gelmiş değil mi size göre bu durum? Gerçekten siyasi otorite artık bir halk sağlığı sorunu bu ülkede. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Covid'de zaten bunu görmüştük pandemi sürecinde. Depremle birlikte de bir kez daha gördük. Aslında sadece bu depremle değil, daha önce olanlar İzmir depreminde de, aynı zamanda sel felaketlerinde, yangınlarda da merkezi bir idare etme tavrını çok belirgin bir biçimde hissediyoruz. Her şeyi tek bir elde toplama, hani tek adam rejimi bütün bu süreçleri de tek bir elde toplayarak idare edebileceğini düşünüyor ama idare edemiyor, etmiyor. Çünkü aynı zamanda da buralarda yaptığı görevlendirmelerin de liyakatsiz olduğunu görüyoruz. Alan bilgisi olmayan, alan bilgisinin yanı sıra donanımı olmayan, deneyimi olmayan kişiler bu birimlerin merkezinde görevlendiriliyorlar. Bir organizasyon yapabilme becerisinden yoksun oldukları anlaşılıyor. O nedenle de daha ilk günden, ilk saatlerden orada olması gerekenler orada olmadığı için bakın artık 96. saate girerken biz insanların o enkazların altından canlı çıkarılıp çıkarılamayacağı kaygısı yaşıyoruz bu hava şartlarında. Ayrıca tek elden bir yönetim var. Peki hani tek elden yönettiniz ama en azından açın ve diğer bizler gibi meslek örgütlerini, gönüllü yapılanmaları dahil edin ve hızla onların da müdahalesine olanak sağlayın. Hayır, bu da olanaksız hale geliyor. Örneğin sınır tanımayan hekimler bir ekip olarak geldiler. Çalışma izni alamadıkları için hala bekliyorlar. Bunları koordine etmeleri en azından beklenir. Madem merkezi yapıyorsunuz ama bunu dahi yapamıyorlar. Sadece bize yanıt vermemekle değil, örneğin TMOB'dan meslektaşlarımız da tüm birimleriyle beraber sürekli bağlantı kurma çabasında. Yani bir tek bakanlık değil, evet Sağlık Bakanlığı sorunlu, bize yanıt vermiyor ama ilgili bakanlıklar, diğer bakanlıklar da diğer meslek örgütlerine, emek örgütlerine yanıt vermiyor. Oysa birlikte yürütülmesi gerekir. İllerde kriz koordinasyonları oluşturulmalı. Kriz koordinasyonlarında mutlaka emek meslek örgütleri yer almalı. Sağlık koordinasyonu içinde tabii ki o ilin tabip odası mutlaka o koordinasyonun içinde olmalı ki bir bütün olarak resmi görebilelim ve müdahil olabilelim. Biz burada körleme bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü
Tüm bu veriler bakanlıkların elinde. Bir hastanede kaç hekimi var, kaç hemşiresi var, diğer sağlık çalışanları sayıları nedir, yatak sayıları nedir, bu yatakların ne kadarı kullanılabilir durumda, bunları bileceğiz ki ona göre gönüllü hekimlerle, gönüllü sağlık çalışanlarıyla hızla yer değişikliği yapılabilsin. Ama bunları paylaşmamakta inat ediyorlar. Bu aslında halk sağlığı sorunudur. Evet. Ve ne yazık ki deprem değil, bu şekilde depremle ilgili yeterli organizasyonu yapamamak öldürüyor artık insanları.